Niye uyumuyorsun? Ne oldu? Babanın geldiğini de duymamıştım. Ya sizin konuştuğunuzu da bilmiyordum valla. Sen salonda uyuyakaldın diye üstüne bir şeyler örtecektim. Konuştuklarınızı duydum. Doğru mu Kuzey? Gerçekten Güney'in suçunu üstlendiğin için mi girdin hapse? Tam 4 yıl onun yüzünden mi yattın? Sakın ha, sakın. Sakın diyorum sana. Bir daha bunu yüksek sesle konuşma, tamam mı? Duydun mu beni? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı. Yani babam çok sarhoştu, öyle abuk sabuk konuştu. Sarhoş saçmalamasıydı senin duyduğun, yani başka bir şey yok. Anladın mı? Kimsenin yanında bir daha bundan bahsetmiyorsun. Bununla ilgili bir daha tek kelime konuşma. Tamam mı? Ya niye öyle bir şey yapayım Kuzey? Aptal mıyım ben? Niye kocamın sırrını açık edeyim? Aslanım, sırmır diye bir şey yok. Çünkü öyle bir şey yok. Canım benim. Neler yaşadın kim bilir. Nelerle karşılaştın haksız yere. Hak ettiğimin dışında hiçbir şey yaşamadım ben. Babamın saçmalıklarına da inanma. Unut gitsin, tamam mı? Söz ver bakayım bana. Söz ver. Yat. Günaydın. Günaydın oğlum. Ne oldu? Akşam çok mu geç geldin? Hem de bayağı bir geç. Dur sana çay koyayım. Dur annem, dur ben. Otur otur sen. Anlat bakalım, ne yaptınız, ne oldu? Babam gelsin öyle anlatacağım. İki baskı olmasın diyorsun yani. Aynen. Sen aşkım verebilir misin? Ekmek kızartayım mı oğlum sana? Tamam, gerek yok. Gel kahvaltı yap. Hadi biz de kalkalım. Ali de geldi birazdan. Seni de aşağı atarız. Dur hadi. Biraz otur. Babam gelsin, bir şey söyleyeceğim. Hayırdır inşallah? Kötü bir şey mi var? Hayır. Oğlum, makara ile ilgili bir problem mi var fırında? Allah Allah. Ya illa kötü bir şey mi olması lazım? Hayır. Makara iyi gidiyor. Bak, Türkiye'nin en büyük gıda zinciriyle prensipte anlaştık ki bugün de imza atıyoruz. Ay maşallah maşallah. Aman oğlum dilini ısır. Hadi inşallah. İki kardeş yıkın ortalığı. Evelallah. Geliyor. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Dün akşamdan sonra başınız ağrımıyor inşallah. Buyurun oturun, ben size hemen çayınızı koyayım. Oturmayacağım ben. Geç kaldı. Baba 2 dakika otursana. Baba gel gel ya. Güney bize bir şeyler söyleyecekmiş de senin gelmeni bekliyormuş. Nedir? Dün gece Banu'ya evlenme teklif et. Allah'ıma bir şükür. Kabul etti tabii değil mi? Kabul etmiştir tabii. Çok şükür Allah'ıma. Sağ ol anne. Banu Sinan Er benim gelinim olacak ha. Ay ne mutlu bize. Ailesiyle haftaya bir tanışma yemeği yiyeceğiz. Tabii tabii. Yiyelim oğlum. Tanışalım. Beni hesaba katma. Ben gelmem yemeğime. Ne diyorsun Sami? Olur mu hiç öyle şey? Niye böyle yapıyorsun baba? Lan konuşturma beni.
Senin sağın solun belli oluyor mu? 3 gün sonra cayarsan ne olacak? Allah korusun, ne biçim konuşuyorsun öyle? Ben geçen sefer yaptığını unutmadım daha. Götürdün beni zorla Gülten Hanım'ın kapısına, oturduk. Vazifemizi yaptık, kadına sözler verdik. Sırf Cemre'yi değil, bizi de yüzüstü bıraktın. Gelmem ben bir daha. Maymun edemezsin bir daha beni el aleme. Sami saçmalama. Senelerle öbürleri bir mi sanki? Evlenirsen nikahına gelirim. Ondan önce hiç kimseye rezil olamam. Sami. Anne bırak. Lütfen. Boş ver sen oğlum. Her zamanki oyu biliyorsun. İlla her şeye itiraz edecek. Tıpış tıpış gelecek mecbur. Karşılaştırdığı şeye bak. Olacak şey mi yani? Banu ile Cemre. Bana bak. Cemre'yi yetiştirme sen de bunu. Aa, bana ne canım? Cemre biliyor zaten. Dün gece yemekte o da vardı. Biz ailesini açıklarken o da duydu. Tam isabet oğlum. İyi olmuş. Böylece varsa da umudu onu da keser. O çoktan vazgeçti Güney'den Handan Hanım. Hadi. Hadi. Çok sevindim Güney. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol oğlum. Güle güle. Hayırlı eyvallah. Işler. Hoşça kalın. Görüyorsun değil mi nasıl kıskandı? Yüzü düştü. Oh, çok şükür Allah'ıma. Tüm dileklerim yavaş yavaş yerine geliyor. Bir tanem benim. Canım oğlum. Aferin sana. Bir tanem benim. Haftaya dedin ha? Ben hemen hazırlığa başlamam lazım. Ne giyeceğim ben? Kıyafet lazım. Şimdi ne takılır oğlum bunlara? Öyle eften püften bir şey alamayız ki. Özel bir mücevher takmak lazım. Ne yapacağız Güney? Dert etme anne sen. Ben her şeyi halledeceğim merak etme. Vallahi şimdiden heyecan bastı oğlum ya.